Dünyaya da böyle bir insan bir daha gelmez. Ben bakkaldan hiçbir şey alıp da yemem. Hep evimden. Kahveye geleceğim, hanımım kalkardı rahmetli, nur içinde yatsın. Kalkardı, yemeğimi hazırlardı. Elime yemeği, kapımı açardı. Hayırlı işler, güle güle işime gidin. Gelirken de güler, hep güler yüzle karşılardı. Bir evde sevgi, saygı, huzur oldu mu, o evde bereket de olur, her şey olur kardeşim. Her sabah ben havuza, suya, çeşmeye giderdim, su alırdım, kahveye. O da gelirdi. Allah birdir bak. Aman derdim, bana bak. Ben çekirdim şeyi. Sen dedim doldur git, senin evde işin var. Alem görüp de dedikodu yapmasın kardeşim. Hemen ben al, yok yok dedi, sen doldur dedi. Sen de senin dedi kahvede işin var, müşteri gelecek dedi. Bunu söylerdi. Her böyle çeşmeye gittiğim zaman o da gelirdi. Demek ki kısmet. Evlendik, nur içinde yatsın, insan aldım. Sabahleyin akşam gidiyorsun, güler yüzle. Güler yüz, tatlı dil. Böyle hayat olmaz mı be kardeşim? Be. Babalarımız 24'te geldi burayı. Mimar Sinan'da indirdiler. Mimar Sinan'dan onları buraya verdiler. Kamilova'ya. Bir kısmı Kamilova'ya geldi, bir kısmı buradan Karacaköy'üne gitti. Dayılarım. Hiçbir şey almadan geldiler burayı. İşte dedim sana, dedem çalışmaya gitti Angurya çiftliğine. Oradan sonra amcamın bir tanesi, o da ufaktı, şeye gitti. Sonra burada koyunculuğa başladı babamlar. Koyunculuğa yük başladı, yük çektiğince tepe vardı, tepeye meraya giderlerdi. Akşamüzü gelirlerdi. Koyunlardan ve koyunları bir yükselttik, çoğalttılar. Sonra çiftlik vardı burada, Gladina çiftliği. Gladina çiftliğine gittik biz, oraya yerleştik. Oradan sütü Mimar Sinan'a götürüyorduk. Oradan sonra Mimar Sinan'ların Gladina çiftliği, Mehmet Efendiler kiralamışlardı, Mithat Bey indi çiftlik. Hep çiftlikti buraları. Beygirlerle biz sütü, hepsinin sütünü doldurup Mimar Sinan'a götürüyorduk. Yoğurthaneler bir Mimar Sinan'da vardı. 3 tane yoğurthane vardı Mimar Sinan'da vardı. Başka yoktu. İşte birisi diyorum sana, Mehmet Eminler'de, Feta Uçar'da bir kişi daha vardı. Onun da deniz kenarındaydı. Ya. Krema çıkarıyorlardı. Yoğurtu mayalarlardı tenekelere böyle. Oradan mayalarlar satıyorlardı. Biz eskiden Çatalca'ya bağlıydık. Ben askere oradan gittik. Şubemiz orası. Oradan Çatalca'dan aldık şeyleri, sülüslerimizi, müslüslerimizi. Buradan İskenderun'a. İskenderun'da Yassada. Yassada'da da eğitim gördük. Oradan sonra tekrar benim sevkim İskenderun'a çıktı. 3 sene askerlik yaptım İskenderun'da diyorum sana. Bak şimdi eskiden annemlerin yaptıkları çeşit çeşit yemekler yaparlardı annemler. Şimdi onları yapamıyorlar. Börek yapıyorlar, pide yapıyorlar, bir sürü şeyler yapıyorlar ya. Ne istersek evde yaptırırız, yaparlar. İşte o zaman tereyağıyla kuyruk yağı kullanırdık. Şimdi kuyruk yağını yemezler. Koyun sütü al, yemezler. Ama biz çiğ içerdik. Onun için biz sağlam kaldık, çiğ süt içerdik, evvela koyunları sağardık, içerdik, ondan sonra koyunları sağardık. Bir şeker, tuz alırdık bakkallardan. Diğer hepsini evde yapıyorduk. Her şey evde yapılırdı.
Biz de koyun peyniri yapıyorduk. Doyamazın tadına. Ya. Kolay değil, ağır meslek bu kahve işi, çok ağır meslek. Ama ben çok şükür, ben evde derken, kahveyi bıraktım, eve giderken torun gelirdi buradaki. Onunla yolda zıplaya gelirdik burayı. Bununla, da ufakla. Zıplaya. Yorgunluk nedir bilmezdim be abi. Bak, yorgunluk nedir bilmezdim diyorum sana. İşte diyorum sana, esnaflık kolay değil. Bazısı kızar, mızar, ben gene gülerdim. Ya ne gülersin? Ya sen de gül. Benim içeriden gelen. Bir kalbin dostu dedim gülmek. Ben gülerdim. Ben onun için bu kadar sene yalnız yaptım onu. Kahvede çalıştım. Kolay değil. Parası olandan da olandan da aldık. Olmayandan almadık. Ne geçindik gittik işte. Ne yapacağım? Bazıda para yok. Çay içeceğim diyor. Param yok. Gel kardeşim. Yoksa param. Buyurun. Al çayını. Ha. Basır karını doyurduk. Ne yapalım abi? Basır gelir ya. Yolda kaldım abi, benzin alacağım, param bitti. Karımı hastaneye götüreceğim. Ne kadar? Al kardeşim. Dönüşte veririm. Verecek. Helal hoş olsun. İyilik yaptık. Yaptık. Babam, mekanı yaktılar bizim. Mekan koyunları kapamıştık ki buradan. Sattıktan sonra kaldık. Bizim buradan koyun kaparlardı orayı. Bir de yaktılar mekanı. Geldi bana burayı kahveye. Babam da köşede oturuyor. Bir şey istedi, vermedim. Çağırdı, gel dedi. Dedim böyle ben anlattım. Niye vermedin oğlum dedi. Dedim hem mekanımızı yaktılar dedim. O kadar kereste vardı. Hem bir de dedim şey mi vereceğim ona? Oğlum dedi, sana silahla gelene sen dedi ekmekle karşılık ver dedi.